Hoş geldiniz arkadaşlar. Unity arayüzünü tanımaya devam ediyoruz. Şimdi ise artık konsol ekranını tanıyacağız. Fakat konsol ekranını tanımak için arkadaşlar ne yazık ki biraz kod yazmak zorundayız. Kafanız korkmasın. Tek satırlık bir kod olacak zaten. Kodu kameranın için atalım. Herhangi bir önemi yok. Hem yeni bir kod nasıl oluşturulur onu gerçi anlatacağız ama olsun. Şöyle sağ tıklayarak create diyerek yeni bir tane C sharp scripti yani C sharp kodu oluşturduğumu söylüyorum. Sakın direkt enter'a basmayın. Bunun ismini yazın. İsmi deneme olsun arkadaş. Deneme. Ardından Enter tuşuna basıyoruz. Buna bir kere çift tıklayalım. Çift tıkladığımızda Visual Studio programı açılacak ki bu program ilk açıldığında biraz yavaş. Hatta bu program yani ne bileyim açıkçası benim çok tercih ettiğim bir program değildi fakat Visual Studio Code da kullanabilirsiniz. Şimdi bakın bunların ne anlama geldiğini söyleyeceğiz. Sadece şuraya debug yazalım. Ardından log diyelim. Hani log kayıtlarını tutuyormuş gibi düşün. Daha önce log başka programlama bilen varsa log'u duymuştur. Buraya arkadaşlar program başladığında bir tane deneme yaz. GTL S ile bunu kaydediyorum. Ardından bunu aşağıya atalım. Bakın şu an sadece konsol ekranının kullanımına odaklanın. Yani ne işe yarar şeklinde. Main kamerama geliyorum. Oluşturduğum script'i main kameramın içerisine atıyorum ve başlatıyorum. Şimdi konsol kısmını Açıyoruz. Bakın deneme şeklinde ekrana yazı yazdı. Yani siz konsol mesajlarını bu şekilde kod ile yazdırabilirsiniz. Kod dışında yazdıramazsınız. Şu şekilde düşünün. Mesela karakteriniz zıplıyor. Tam yere değdiği anda. Diyelim zıplamıyor. E siz bunun yere değip değmediğini bir kontrol etmek isteyebilirsiniz konsola yazıp. Dolayısıyla konsola yere değdiği an yere değdi şeklinde yazarsanız sorunun nerede olduğunu bulabilirsiniz. Yani daha çok sorun çözümünde kullanılır. Gerçek oyun yaparken tabi bunların hepsi yorum satır haline getirilir ve silinir. Konsol ekranı bu şekilde çalışıyordu. Eğer biz tabi bunu kod kısmını anlatacağız ama update'in içine yazsaydık arkadaşlar. Bunu sürekli olarak konsol ekranına bilgi yazdırdığını görecektik. Mesela karakterimizin konumu sürekli değişse, burada sürekli o anki konumunu bakın takip edebilirdik. Burada sonsuza kadar DN, deneme 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 diyorum. Deneme yazacak. Bu şekilde. Evet, şimdi kod anlatmadığımız için bunu siliyoruz. Delete diyoruz. video Studio'yu da kapıyoruz. Kodu daha sonraki aşamalarda anlatacağız. Merak etmeyin. Main kamerayı geliyoruz ve buradan remove component diyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar konsol ekranında kullanımını görmüş olduk